Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Bitcoin'e baktığımız zaman dün gelen 4 saatlikteki hareketler bir kere daha bulut noktasına takıldı. Dün hatırlarsanız 4 saatlikte bir kere daha bulut noktasının denenmesini bekliyorduk. Bu denememizde de kendimizi bulutun üst noktasına atamadık. Ve şu anda baktığımız zaman da bir kere daha bulut noktasını deneyeceğini görebiliyoruz. İlerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde kendisini bulutun üst noktasına atarsa tabii ki de bu bizim için oldukça olumlu olacak. Fakat benim kişisel görüşümü sorarsanız bugün ve yarın yapacağımız hareketler oldukça önemli ve muhtemelen biz yeni haftaya biraz gergin başlayacağız. Çünkü önümüzdeki hafta Fed toplantısı var. Bundan dolayı piyasanın bir miktar manipüle olabileceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da önümüzdeki haftanın ilk birkaç günü bizim için oldukça önemli olacak. Bitcoin'in 4 saatliğinde şu anda durum bu şekilde, bir kere daha bulut noktasının denendiğini görüyoruz. İlerleyen saatlerde eğer ki kendimizi bulutun üst noktasına atabilirsek bu Bitcoin'in üzerindeki baskıyı bir miktar azaltacaktır diye düşünüyorum. Yarın haftalık kapanışlar gelecek. Bunları değerlendireceğiz. Yarın ayrıyeten aylık kapanış da geleceğinden dolayı bir miktar daha önemli diyebiliriz. Bitcoin'in şu anda aylığına baktığımız zaman da görüntü gayet güzel. Kapanış babında ATH noktasının üstünde bir kapanış gelecek gibi gözüküyor şu anda. Şu anda tablo gayet güzel gözüküyor. Yarın bunların hepsini sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Genel olarak Bitcoin'de durum bu şekilde. Yeni haftaya başladığımızda ilk birkaç günün biraz gergin geçebileceğini söyledim. Çünkü buradan dolar endeksine baktığımız zaman dünkü kapanışa yakın saatlerde yukarı yönlü bir hareket geldi ve biz bu harekete baktığımız zaman da kendimizi bulutun üst noktasına atmış görünüyoruz. Şu an için en sonki mumda bir doji mumu oluşuyor, fakat geri çekilmelerde 4 saatlik de bulutun üst noktasını destek yaparsak bir miktar daha yukarıya gitmek isteyecektir. Bildiğim kadarıyla toplantının tarihi 3 Kasım'da. 3 Kasım'a kadar arkadaşlar hem dolar endeksinde hem de piyasalarda yeni haftanın başlamasıyla birlikte yukarı aşağı dalgalı hareketler görme ihtimalimiz yüksek. Fakat daha öncelerde de olduğu gibi toplantıdan sonra, eğer ki biz toplantı öncesinde piyasada düşüş görürsek, toplantı sonrasında ben piyasaların kendisini toparlamasını bekliyorum. Çünkü bu zamana kadar neredeyse Fed toplantılarından dolayı yapılan manipülasyonların çoğu alım fırsatı oldu. Gene benzer bir şeyin gelme ihtimali yüksek. Çünkü Bitcoin'in aylık kapanışına baktığımız zaman da şu anda gayet güzel bir kapanış geleceğini söyleyebiliriz. O yüzden Fed'den dolayı oluşacak olan geri çekilmeler bana göre alım fırsatı olacaktır. Şu anda dolar endeksinde de durumlar bu şekilde arkadaşlar. Günlüğe baktığımız zaman da bize pazartesi, salı, çarşambanın biraz gergin geçebileceğini söylemekte şu an için. Genel olarak dolar endeksinde durumlar bu şekilde. Onun dışında altcoin'lere baktığımız zaman bugün Vita coin'inden çok güzel bir hareket geldi. Hatırlarsanız şu bölgede Vita yatay giderken sizlerle birlikte değerlendirmesini yapmıştık ve bu yatay gidişin yukarı yönlü patlaması olmasını beklediğimi söylemiştim. Ve neredeyse 16 sentlere kadar bir hareket geldi. Şu bölgelerden oranladığımız zaman neredeyse %80'ler civarında bir kar yazdığını söyleyebiliriz. İlerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda yatay giden tüm coinlerin benzer bir hareket yapma ihtimalini oldukça yüksek buluyorum. Buradan hemen Ethereum'a geçelim. Ethereum'a baktığımız zaman da dün gelen günlük kapanışta ATH noktası kırıldı Ethereum'da ve yeni bir rekor geldi. Ethereum'un yükselmesi bildiğiniz gibi tüm altcoin'ler için sevindirici bir durum. Ama hala o beklediğimiz sert hareketi yapmadı. Yani yavaş yavaş yükseliyor şu anda. Ama bir noktadan sonra hızlı hareketler gelmeye başlayacak. Ve önce buradaki derinlik, ardından da büyük derinliğin fiyatlanmasını bekliyoruz bildiğiniz gibi. O yüzden Ethereum'u izlemeye devam ediyoruz. Ethereum'un şu anda hem haftalıkta hem de aylıktaki görüntüsü uzun vade adına oldukça güzel gözüküyor ve boğa sinyalleri bize veriyor. Ve uzun vade adına herhangi bir zayıflık falan da söz konusu değil. Hem aylık kapanış hem de haftalık kapanış arkadaşlar Ethereum adına mükemmel gözükmekte. Genel olarak Ethereum'da durumlar bu şekilde. Dominansa bakacak olursak da 4 saatlikte arkadaşlar gördüğümüz en dip noktanın altında bir kapanış yaptığımız zaman da geri çekilme olarak biraz daha aşağıya doğru gevşeyebilir diye düşünüyorum. Son olarak Vite gibi benzer bir hareket yapma potansiyeli olan diğer iki coin ise, gözüme çarpan coin ise
VTC coin'i ve VRX coin'i arkadaşlar. VTC coin'ine baktığımız zaman da günlükte bayağıdır bir yatay gidiş var. Aynı vitede olduğu gibi bu yatay gidişin yukarıya doğru bir patlama yapma ihtimali yüksek. Buradan VRX coin'ine baktığımız zaman da bakın burada çok uzun zamandan beri yatay bir seyir var arkadaşlar. İlerleyen günlerde, belki ilerleyen haftalarda, bunu tam olarak bilemiyoruz. Aynı Vitecoin'de olduğu gibi şöyle yukarıya doğru bir iğneli mum görme ihtimalimiz bu coinlerde bana göre yüksek. Genel olarak şu anda piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.